Lam. Ben geldim. Nereye geldim? Verseniz videoya geldim. Bugün yasaklanmış abur cuburları deniyoruz. Bir abur cubur neden yasaklanır bilmiyorum ama göreceğiz. Tam diyete girmiştim dün. Abur cubur deneme videosuna geldim. Bu arada benim bir zayıflama anım var. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi üniversite sınavına girdim. Çıktım yazın. Yazlığa gittik. Yazlıkta Oğuzhan Uğur'u gördüm. Kuzenlerim falan vardı. İşte fotoğraf çekelim dediler. Çektik. Okey. Ben hani böyle çok yiyorum o dönemler ama farkında değilim yani. Fotoğrafı çektik. Eve gittik. Ben hala bilincinde değilim bir şeyin olduğunu. Fotoğrafı bir açtım. Açmamla birlikte komaya girmem ve havale geçirmem bir oldu. Bir kilo almışım. Oğuzhan Uğur var ya şeyde görünmüyor. Ekranda yemişim adamı ve o kadar kötü ki gerçekten. Hemen tansiyonum 58'e çıktı. Dedim ki diyete başlıyorum. Ne diyeti yaptığımı söylemeyeceğim. Zararlı bir şey. 15 günde 8 kilo verdim daha sonrasında. Ama çok kötüydü. Çok kötüydü yani. Neyse abur cuburlara geçelim. İlk abur cuburumuz Snickers. Ben buna bayılıyorum. Bu neden yasaklı? Snickers'ın zamanında içinden ataç yani bir demir parçası çıktığı için bazı ülkelerde yasaklandı. Ama bizden çıkmadığı sürece bir şey olmaz diye düşünüyorum ben. Boşver ya gitsin. Yani tabii kötü. Bir zamanlar şeyler çıkıyordu hatırlıyor musun? Ekmeklerden falan şey jilet millet çıkıyordu. Beni engellemez bu arada ya. Hiç korkmam ve yerim. Peki şu an içinden jilet çıksa tepkin ne oluyor? Snickers'dan soğur muydu? Dava açardım para almak için. Kısa yoldan zenginlik. Soğurdum. Korkardım da bu arada. Ama mesela ısırmadan gördüysem yine devam ederim. Çıkartıp. Böyle de bir pis boğazım ya. Çikolata tatlı arkadaşlar. Ben tatlı aşığı bir insanım. Gözüm dönünce hiçbir şey umurumda değil. Yerim yani. Bilmiyorum ya. Sizce mantıklı mı? Yorumlara yazın. Ama gerçekten okuyorum ben bu arada yorumları biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle başkaları gibi değilim yani. Yorumlara yazın deyip. Bir de bildiğiniz başka şeyler var mı mesela yasaklanan? Bu videoda denemediğim. Belki part 2 yaparız. Evet sırada şu küçük şekerler var. Sizce bu neden yasaklanmış peki? Okul kantinde falan satılıyordu benim zamanımda bunlar. Yasaklanmış bazı ülkelerde. Hap zannediyorlarmış. Değil mi? Doğruyum. Niye hap zannediyorlar? Hap benziyor bu arada. Ama bak kare yapmışlar. Eskiden var ya daha şeydi. Yuvarlak ve inceydi dediğin gibi ve direkt haptı yani. Neyli bu hap? Güzel bu arada falan. Yasaklı olan her şeyin bu kadar iyi olması tadının. İyisin ya. Çocuğun olsa, mesela burada şu an deneyeceklerinden yasaklanmış ihtimali olsa bile alırdım. Almazdım. Ben var ya acayip böyle anksiyete sahibi bir insanım ve asla çocuğuma böyle şeyler yedirmezdim muhtemelen. Ya da illa diyelim canı çekti. Atıyorum çikolatayı var ya paramparça ederdim içinde bir şey var mı vesaire diye. Ben de iyi bir babayım yani. Ah canım evladım olmayan çocuğuma üzüldüm ya. Güzel bence ya ben yerim ya bunun küçük çocuklardan uzak tutsunlar ama atıyorum ortaokula giden bir çocuk bunun hap olmayacağını anlar ve yer yani. Isır ye bir şey olmaz. Geç. Bir şey söyleyeceğim bu arada hava niye bu kadar kötü? Ciddi söylüyorum bak arkadaşlar bizim ajans da benim evim 50 dakika mesafede arabayla. Aracımla 1 saat 45 dakikada geldim. Yani var ya artık aracın direksiyonu falan yiyecektim yani. Yağmur yağıyor, soğuk, dehşet bir trafik ve yani öğle saatlerindeyiz. Ne zaman yaz gelecek? Denize girmek istiyorum. Sence yaz tatili mi, kış tatili mi? Bence kış. Nasıl yani? Yazın çok sıcak bana havale basıyor. Ama kışın istersem şortla çıkayım çok üşümüyorum. Hani kışı her türlü geçirebilirsin ama yazı geçiremezsin. Ben yazın günde 3 defa duş almaya razıyım biliyor musun? Kışı hiç sevmiyorum ya. Şu üstümde mesela ağırlık yapıyor. Yani nefret ediyorum. Giy tişörtü çık abi mis. Güneşlen böyle deniz, kum. Harika bir şey bence. O zaman ilk bahsedelim. Olur hadi orta yolunu bulalım tamam. Kapalı havuza gireriz. Abi çocukluğumda ne kadar şey yediğim içtiğim şey varsa hepsi yasaklıymış şaka mı? Sizce peki bu niye yasaklı? Her şeyin bir yasağı var. Şimdi bu bildiğiniz gibi bu uzun sakızlar var ya. O yani benim çocukluğumda çok popülerdi. Bence hala popüler. Bu arada bir söyleyeyim bak aklıma ne geldi. Eskiden bir tane dondurma vardı ya. Wings dondurması ya böyle yıldız şeklinde. Onu niye kaldırdılar ya? Ben ona hala üzülüyorum var ya arada. Dünyanın en iyi dondurması olabilirdi o. Yasaklanacağına dondurmayı geri çıkartın. Onun bir şeyi de yoktur bence. Burada üreticiler izliyorsa lütfen ya. Bu niye yasaklı? Bu çocuklar bir anda hepsini ağzına tıkmaya çalıştığı için yasaklı. Tıkayım mı hepsini? Hepsini tıkayım mı şu an? Niye konuşmuyorsun? Bence
Video buraya kadar da arkadaşlar. Çene felci geçiriyorum şu an. Bayağı sert bu arada. Ama ben onu hayrettim gibi. Dövmedin mi bu? Bir şeye de benzemiyor. Bir dakika toparlanacağım şimdi. Bu arada ben bunu normalde şeye getirirdim ha. Yola gelirdi bu da. Yok şimdi video zaman yok ya. O yüzden. Arkadaşlar çıkarmak zorunda kaldım. Vallahi çenem uyuştu çok. Siz benim gibi şeylik yapmayın yani. Aç gözlük yapmayın. Ben sizin için denedim. Siz denemeyin tamam mı? İçinden de bunlar çıktı. Bu dövmeleri ne yapardım he. Daha şeyi çıkartırken soyuluyordu ama. Sırada yine çocukluğuma ait olan. Ya her şey de yasaklı he. Bu niye yasaklı? Bilenler yazsın. Durdur ve yaz. Bakalım kaç kişi biliyor. Bence birçok kişi bilmiyordur bunu ya. Niye yasaklı değil mi? Söyle bakalım. Çocuklar çikolatayı ısırmak istediği zaman içindeki sarı top boğazlar. Hoş geldin yeni fobi. Ana mantıklı he. Niye öyle ya? Bak şu an bir şey yaşadım. Aydınlanma. Doğru ama bu arada ısırsın. Isırsan girer gibi boğaza. Ben bunları ayırırdım hep küçükken ya. Bunu bir kere ağza sokmaya çalışıyorlar mı gerçekten ya? Aşırı tatlı bu arada. Ah yavrum yeme. Ay bu kadar mı açsın falan deyip çocuğu azarlıyormuşum. Nice. Oyuncağını yapalım mı? Fil. Kesin yapamayacağım var ya. Hep anneme yaptırırdım küçükken bunları. Ha basitmiş bu. Dur. Nereye girecek bu? Olmuyor. Baksana bir. Yapamadım. Neyse ben çikolatamı yiyeyim ara. Aslında oldukça yetenekli bir insanımdır ama. Yaptı. Kafası da sallanıyor. Bu kadar mutlu olamam ya. Sallayacağım galiba yarım saat. Çok güzel. Bu burada kalsın. Ay canım benim ne tatlı şeysin sen öyle. Bayıldım sana. Sırada patlayan şeker var. Bunun yasaklı... Niye konuşamadım? Bunun neden yasaklandığını biliyor musunuz? Ben bilmiyorum yine. Neymiş? Boğaza kaçma. Aman her şey de boğaza kaçtı. Öf, ağzımıza bir şey sokmayacağız hiç. Böyle gidersek çok yaşayamayız değil mi? Erkekler neden az yaşar? Çoğu neden bu arada erkek çocuklarından. Ciddi misin? Ah canım ya kıyamam. Arkadaşlar biz demek ki maceracı insanlarız. Boğaza kaçmasın. Kaçarmış değil mi? Yok yok kaçmaz. Ben yerdim bunlardan ya eskiden. Kantinde satılıyordu yine bunlar. 25 kuruş. Evet 25 kuruştu. Bir şey fark ettim. Ben 1. sınıftayken tost alıyordum kantinden. 1,5 TL'ydi. 1,5 TL. Şimdi 1,5 TL su alamıyoruz. Orada ben 23 yaşındayım. Bayağı şeyim ya old. Geliyor mu? Ağzım çok kötü sakın ses almayın. Çok eğlenceli bence ya. Bir şey olmaz kaçmaz. Yiyin kuzum. Benden onay aldı boşver. Peki yasaklanması sence normal mi? Ya bana göre hiçbir şeyin yasaklanması normal değil. Ben hepsini yediğim için daha önce de. Yedim buradayım işte karşınızdayım. Ne olacak ki? Dikkat. Ama şimdi bir yaşında çocuğa da bu zaten verilmez yani. Arkasına var mı peki yasak? 0-3 yaş yiyemiyormuş. Şimdi 3 yaşında çocuk yiyebilir mi? Yani bilmiyorum. Ha onu bile emin değilim. Bir de 3 yaşında çocuk niye bunu yesin? Zararlı bunlar ya. Yemesin. Onun daha içi ne? Hemen çocuk şey olacak. GDO'ya doyacak. Boşver. Ne kadar babaç bir ruhum var gördünüz mü arkadaşlar? Çok iyi bir baba olacağıma eminim. Ama çocuk istemiyorum. Bu başka bir zamanın konusu. Geç. Şimdi Gino. Bunu biliyor musunuz? Ben bunu da bilmiyorum mesela. Ben bu arada bu çikolatayı da bilmiyorum. Yemedim ben. İçi kek gibi bu arada. Yani görüntü olarak kek. Yiyorum. Ne var bunda ya? Kayısı mı? Bence bu tattan dolayı yasaklanmış olabilir mi? Neymiş yasaklanmış olabilir? Tadı diyormuş. Sonra dava. Snickers'la aynı. İçinden parça çıkmış. Tadını beğenmedim. Vallahi yine parça marça umurumda değil de. Aa bir tane dizi vardı. Gino diye. Siz bilir misiniz bilmem. Ben resmen yaşlanmışım. 23 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 23. Aynı yaşta mıyız? Sen nişanlısın. Ana ben daha üniversiteyi bitiremedim. Sürünüyor. Neyine güvendin falan. Daha çok gencin. Ay yenge bağır, kızmasın bana canım. Çok yakışıyorsunuz. Sıradaki Bebeto'nun Vampire Teeth. Vampir şeyi. Dişi mi? Ama dil var burada. Bu da yasaklıymış. Ben bundan da yiyordum. Her çeşidini de yedim. Resmen içim pislik dolmuş haberim yok. Ya gerçekten leş şu an içim. Neymiş?
şeyi. Neymiş yazın? Ha bu teeth. Tamam buradaymış dişi. Evet. Şu mu ağza girip şey kaçıyormuş? Yok o ağza kaçmak değil de daha çok işte dişlere zarar verdiği. Sevdiler hatta bir ara bizim ülkemizde de uzun bir süre yoktu. Öyle mi? Yani bir ara satılmıyordu. Çok zor bulunuyordu. Şimdi bu küçük yaşta bebeklerin falan damaklarına batabilir. Ama dediğim gibi yani küçücük çocuk da bunu da yemeyi versin. Deniyorum. Ne yapıyorum? Yine Allah kahretmesin. Mesela tam oturdu şu an. Çok kötü görünüyor. Bir de dil de var. Onu da takayım mı? Yakıştı o arada bence. Ona her şey yakışır ya. Ah canım benim. Canım kendim. Güzel güzel. Dur bunu da yiyemedim. Dediğim gibi hiçbiri yemediğim şeyler değil benim ya. Şey yapıyorlar ya böyle sahte dil koyup çivi falan sokuyor. Evet. Tornavida sokuyor. Bir tanesi de demiyor dilinde tornavidanın ne işi var mesela. Nasıl girmiş olabilir yani. Yasaklanması için de hiçbir sebep göremedim arkadaşlar şahsen. Geçer. Slay dur. Slay. Ve son ürünümüz düdüklü değil mi bu? Düdüklü şeker. Bu tahminim var. Yani yine ağza burnuna bir yere girme olasılığı. Tamam anladım. Ben bunu da yerdim ya. Ben valla Allah belamı vermiş benim haberim yok ya. Her bütün ne kadar zararlı şey varsa yemişim bu arada. Bunun altındaki şeyi... Üfleyecek mi? Altındaki şeyi çekeceksin, şekeri üfleyeceksin. Ama çok... Aaa! Çok kötü ama çok eğlenceli. benim zamanımda böyle değildi. Bu altından üfleniyordu sanki bir şey. Şeker bitince değil mi? Öyle bir şey oluyordu. Ama bu da güzel. Ama mesela şeker bitince ne olacak? Üfleyemeyeceğiz mi bir daha? Bu da mesela bir şey. Ben mesela şekerim bittikten sonra bunu öflemeye devam etmek isterim şahsen. Hepsini de yiyemem ki şimdi. Denemek isterdim aslında sonrasında ne oluyor diye. Neyse arkadaşlar bu soru hepimizin aklında kalacak. Bu videoya 850 bin like gelirse bunu denerim arkadaşlar. Güzel ya. Sevdim. Bitti galiba değil mi? Bitti. Arkadaşlar en çok eğlendiğim video oldu. Üçüncü videom bu arada ama olsun. Güzel, eğlenceli bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve bana abone olmayı, kanalıma demiyorum bakın, bana abone olun benim için. Bana abone olun. Evet, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bence eğlenceli bir video oldu. Aşağıdakiler değil, dur. Ay iyice koptum ben. Denediğim ürünlerden kaç tanesini yediniz? Kaç tanesinin yasaklı olduğunu biliyordunuz? Ya da başka bildiğiniz böyle yasaklı ürünler var mı? Hepsini yorumlara yazın. Tek tek okuyacağım. Eğer beğenirseniz part 2'sini de çekeriz. O zaman kapanış yapıyorum. Görüşürüz. Kendinize cici bakın. Bay bay.